Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet yine şöyle iğneden tığa bakın bir model yapacağız. Çimeni Tüm sadece sinek kanadından oluşuyor bu şekilde ve hatta bakın dalımız çiçeğimizin dalı da bu şekilde sinek kanadıyla ee, böyle olanın kafasına minik kirpikler yaparak çiçeğimizi de bu şekilde hazırlıyoruz. Şöyle bu modeli sizler için tığa çevirdim arkadaşlar. Şu şekilde bakın şöyle sinek kanadından çimenini hazırladım bu şekilde şöyle ortadaki büyük sinek kanadının içine minik bir kele olan ve kenarını aynı şekilde kirpiklerle süsledim bakın çok güzel oldu gerçekten benim yapmış olduğu kele olanımız da ve bunu e, rengarek aynı göstermiş olduğu resimdeki gibi bu şekilde yapacağız Evet modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet şöyle ikişer zincir çekerek tığlama işlemini yapıyoruz ilk önce tülbentimizin ve 696 no'lu Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalında tüm püf noktalarıyla mevcut. Merak eden arkadaşlar tığlama işlemini oradan izleyebilir. Şimdi bakın arkadaşlar arası olarak 3 tane bıraktım bu şekilde ve iki tanesini de daha önce sizlerle hazırladım. Bir tanesini yaparak başlayalım. Şöyle. Şimdi tığ battının içine sabitledik iki tane tığ battı yaptık ilk başlarken iki tane tığ battımızı yaptık bir defa tığımızı dolayıp hemen yuvaya giriyorum üç seferde bir iki ve iki bu şekilde trabzanımızı yuva edineceğiz ve dört tane zincir çekiyorum dört zinciri kapatıyorum trabzanımın arasına şöyle bir kirpik oluşturdum üç zincir çekiyorum ters çevirip bu 4 zincirimin kirpiğini içine sabitliyorum bu şekilde ve 10 tane zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 10 sıkı sıkı o tuttura o tuttura zincirlerimi çekiyorum ki şöyle bir bombelilik görüntüsü olsun aynı şekilde yine bakın, trabzanın içine kapattım ve buraya dibine bir tane sık iğne. Evet. Bu sık iğne de bu yapmış olduğumuz sinek kanadımı aşağı meyletmesin diye bu şekilde dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra zincirimi çekip tığ battı yapıyorum. 1 2 3 zincir. Hemen yandakine giriyorum. 1 2 3 zincir. Evet, 3 tane tığ battı yaptık. Bu 3 tane yapmamızın sebebi şu ana çiçeğimizin dalını yapmak bakın biraz daha ara misafesi verince çiçeğimiz şöyle bakın rahat bir duruşu oluyor bu şekilde ara suyuyla dalımızın arasına 3 tane tığ battığı verdim ve bir defa tığımı doluyorum aynı şekilde 3 seferde alarak bir trabzandan yuva oluşturdum 1 2 3 4 zincir Kapatıyorum trabzanın arasına 4 zincirimi kirpik oluşturdum yine 3 zincir Şöyle ters çevirip Kirpiğin arasına kapattım 13 tane zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 Çeviriyorum 13 zinciri Trabzanın arasına girip dal olarak kapattım Ve sık iğne ile sabittim bu şekilde dalımız hazır yine 3 tane tığ battı yapıyorum şöyle 1 2 ve 3 zincir 1 2 3 zincir 3 tane tığ battı yaptık ve şimdi dalımız için yine ortada bir tane dal yeterli arkadaşlar bu üç tane yapacağımız sinek kanadını bu tarafı da yapacağız şöyle göz aşinalığı için sinek kanadı yapmak için ilk önce trabzandan yuva oluşturuyoruz bir defa tığımızı dolayıp yandaki tığ battıya girdim üç seferde bir trabzan dört zincir şöyle yavaş yavaş gösterip yavaş yavaş anlatmaya çalışıyorum hiç bilmeyen dahi yapabilsin diye arkadaşlar. Evet, 4 zincirimi bu şekilde 3 zincirimi, 4 zincirimin üzerine kapatıp 10 zincir çekiyorum. 5 6 7 8 10. Şöyle aynı tığ battiye kapattım. Dibine muhakkak bir sık iğne yapıyorum aşağı iletmesin diye. Evet, hemen yandaki tığ 1 2 3 zincir. Yandaki tığ battıya. Yine bir defa doladım. Şöyle iki tığ battıdan sonra aralarına iki tane yapıyorum. Yine aynısından bunun gibi buraya sinek anahtı. 4 zincir. Kapatıyorum burayı. Kirpik oluşturdum. 3 zincir kapattım. 4 5 6 7 9 ve 10 çevirdim. Tırabzanın içine 10 zincirimi kapattım. Dibine bir tane sık iğne. Yine 3 zincirden 2 tane tığ battım. Girdim, kapattım. 3 zincir girip kapattım. Bir defa sayıyı doladım. Şöyle yandakine giriyorum. Bir, iki ve iki. Dört zincir. Tırabzana gir, kapat. Kirpik oluştur. Üç zincir. Ters çevir. Yuvaya gir, kapat. Bakın. Ve on zincir. 6, 7, 8, 9 ve 10. Çevirdim trabzanın içine girip 10 zincirimi kapatıp bu şekilde sinek kanadımı oluşturuyorum. Aşağı kaymasın diye bu 10 zincirim destek amaçlı dibine bir sık iğne. Yine 3 zincirden 3 tane tığ battı yapacağız. Sonra dalımız için ara suyuyla dalımız için mesafe olacak bu. 3 tığ battı arkadaşlar. şöyle göstereyim bakın şimdi bu üç tığ battıdan sonra bu dal yapılacak Şu sadece tepe kısmı 13 zincirden oluşuyor ara suyunun bu zincirleri 10 sadece dalınki 13 o da rahat bir şekilde şu kele olan kafasını ve kirpiklerini yapabilmek için arkadaşlar Evet şimdi kele olana geçelim Şöyle üçer tane ara suyundan sonra yapmış olduğumuz bu 13 zincirli dalımızın içine girerek sık iğne ile sabitliyorum bakın buraya. Yine her zamanki ipimi güzelce esnettim, incecik yaptım arkadaşlar. Şöyle zarif bir kele olan yapabilmek için. 3 zincirimi çektim sıkı sıkı ve buraya bu şekilde minik bir kirpik konuşturdum. 7 tane zincir çekiyorum. 5 6 ve 7 Hemen ters tarafına çevirdim. Bu yeşil dalımızın içine giriyorum. Bu tarafına sık iğne ile sabitliyorum. Bakın. Şöyle onu 7 zincir kapladı. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 4, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi de çevirdim. Bakın şöyle 2 sıra zincir 10 zincirde 3. sıramız. Tip kısmına kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle oturtayım. Bakın 10 zincirde şöyle kalıp gibi kapladı. Bakın arkadaşlar. Sanki böyle trabzan yapıyormuş gibi oldu. Trabzanlı bir yuvarlak gibi oldu. Papatya yaprağı gibi. Şimdi 13 tane zincir çekiyorum. Buraya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 ve 13. 13 zincirimi çektim arkadaşlar. 13 zincir. Bu sayılara tam uyuyor. Küçük falan gelmesin gözünüze. Çünkü şu kirpikleri takarken esniyor. Evet şöyle. Yine şu ipi özellikle arada alıyorum ki kaynasın. Şöyle dibine de bir zinciri çekip düz tarafına döndüm. En son yaptığım bu 13 zinciri kepiklerim için yoğ olarak kullanacağım şöyle bir zinciri sık iğne ile sabitleyip dibine de yine bir zincir çekip ipimi bıraktım aparat olarak bu tığımın e, arka kısmını kullanıyorum Arkadaşlar siz bunun cam e, camsil hortumu da aynı büyüklükte çay karıştırıcısı da hangisi elinizde varsa onu kullanabilirsiniz Ben model amaçlı bir tane için. Bu şekilde kullandım. Hani ağır diyorsanız tığın metaline bu şekilde plastikte kullanabilirsiniz. Bakın, bu yuvanın içine girdim, dibinde iki zincir çekerek toplamda buraya 15 tane, 16 tane bu zincirimiz alana kadar dolduruyorum. Bakın arkadaşlar, kirpiklerimizin güzel durması için şöyle dibinde iki tane zincir çekip tığımın başına erliyorum. 3. -10 yuvaya girdim şöyle dibinde 2 zincirimi çekip 4 şöyle 1 2 bir de dip kısmı, bakın sık iğne zincir say çekerken diplerine yakın yakın çekince kirpikler güzel duruyor arkadaşlar şayet şöyle ileriyse tırnağınızla yaklaştırın ki böyle sık iğneler zincirler birbirine güzel dursun kıyı sağladığımızda 5 oldu şöyle 6 şöyle 7 böyle açılıyor yaparken normal şöyle 8 9 2 zincir 10 11 12 şöyle kıvralım aynı büyüklükte olsun 12, 13 en kısmına kadar dolduruyorum kirpikli güzel bir kel olanımız olsun. Birebir de iğne yası zarifliğinde aynısı olsun. Son 15. için dibinde yine bir iki zincirimi çekip taktım. Şimdi buradan şöyle bir tane sık iğne yapıyorum dibine. Bir tane de arkadaşlar yeşil yuvaya yapınca güzel duruyor. Şu şöyle bakın dip kısmına tane de zincir çekiyorum koparmadan bir yuvaya sık iğne yaptım bir de yeşil dalın içine sık iğne yapıp üzerine bir zincir çektim ipimi kopardım şöyle ip, ipimizi yakacağız arka tarafından aparatı çıkarmadan ipi yakması kolay oluyor arkadaşlar sonra ilmeklerin arasından bulmak kolay olmuyor şöyle İpimizi bu şekilde yaktık. Şöyle ipimi parmağımdan da çıkarayım. Bakın arkadaşlar şöyle arka tarafında güzelce yaktık. Bu şekil oluyor. Bu şekil olsun özellikle çünkü kirpikler bu şekil aynı büyüklükte oluyor. Şimdi bakın şu orta kısım var ya. Orta kısımdan parmağımız ittirince hem ortadaki küçük minik keli olan ortaya çıkıyor. Bakın hem de kirpikler düzelmiş oluyor bakın bu kadar kolay şöyle ilmek toplaması bunları tığımızla tek tek de açabiliriz şu şekilde bakın şöyle tığımı alayım Evet arkadaşlar şöyle bakın bunu şöyle tek tek çekerek bakın şöyle tek tek çekerek birbirlerinden açacağız şöyle Net göstereyim döndüyse veya ara kısmını bakın böyle biraz mesafeli birbirine yakınsa elle uğraşmaktansa böyle bu şekilde de şöyle tığımızı her ilmeğin içinden geçirip böyle yukarı doğru çekersek açılıyor bakın şöyle. buralar mesela şuradan başlamak daha rahat gözüksün sizler için maksat. Şöyle her ilmeğin içine giriyorum şöyle tığımı ortasından geçirip açıyorum Bakın. bu şekilde olacak arkadaşlar her ilmeğe gireceğiz öyle e, arasını açarak kirpiklerimizi mekik gibi iğne oyasında olduğu gibi yapacağız Bakın bu şekilde yapıp ütüleyeceğiz. Zincirleri de sıkı çektiğimiz için ara suyumuzda kalıp gibi oldu bu şekilde. Böyle ilmekleri de çıkardıktan sonra tek tek böyle bu şekilde girerek hazırlayacağız modelimizi. Modelim bu arkadaşlar. Birebir aynısını yaptım. Linoyasında ne varsa tığ da var diyoruz. Aynı zariflikte oldu. Bakın kirpikler de tıpkı linoyasındaki gibi oldu. Ben bu kirpikleri yapamıyorum diyen arkadaşlar böyle yedişer zincirden de böyle kirpikler yapabilir yani demokrasi çareler tükenmez hesabı bu şekilde de değerlendirebilir modelini evet yapmış olduğum modelin bu göstermiş olduğum e, resimle birebir aynısını yaptım tarif ettim İnşallah işinize yarayan güzel bir çekimde olmuştur beğenirsiniz e, şey, yorumlarınızla, beğenilerinizle destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şöyle hoşçakalın.